Evet, selamlar arkadaşlar. 15 Mart Cuma 2024 Global Lab Yaman Hatları'na hoş geldiniz. Bugünkü Global Lab ne yazık ki gene geçen haftaki gibi biraz sönük geçti diyebiliriz. Çok güzel şeyler yok ve işin kötüğünü bu hafta Güller Savaşı'nda çok odaklanılmamış. Direkt başka şeylere odaklanılmamış. Umarım beğenirsiniz. Ben dedim yani çok aşırı beğenmedim ama illa işinize gelecek güzel şeyler ve eklemeler var olduğuna eminim. Öncelikle bu arada Black Desert Foundry çevirisi olmadığı için hani çok kötü çevreden geldi. Örneğin şu sınıf değişikliğini geçeceğim ama genel konseptten bahsedeceğim. Sınıf değişikliklerinin bu hafta Walker ve Haşhaşin'e odaklanmış arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 hafta önce Full Warrior'ı fix, işte bir iki tane de başka klasa fix. Ondan sonraki hafta Full Sorcerer'sa fix gelmişti. Hatta ben demiştim her hafta böyle bir klasları fixerlerse yani bayağı bir sürecek bu fixer demiştim ve sanırım hızlandırmaya karar vermişler çok yavaş olduğu için. Artık ikili fixiyorlar gibi duruyor. Bu hafta Walker'e bir sürü değişim gelmiş ama bunları okumayacağım çünkü ne yazık ki Bedo Foundry'si olmadığı için yani İngilizce düzgün çevrilmediği için Google Translate'in Korece'den Türkçe'sinin de çok iyi olmadığına emin olduğum için çünkü oyun terimleri konusunda yani yeterli beslenmeye sahip olmadığı için. Geçiyorum. Bilginize merak eden varsa videoyu 2 saniye durdurup kendi artık ne anlıyorsa anlamaya çalışabilir. Ha bir de bir tane şeyini fixi varmış falan. Evet. İçerikler. Gelin şimdi asıl şeylere. Yemek pişirme, beklenmeyen görevlerin basitleşmesi. Biliyorsunuz arkadaşlar bu aşçılık ve kimya yaparken random böyle verilen bir görev muhabbeti vardı. Artık konutta yemek pişirme faaliyetleri sırasında kabul edilecek 9 tür beklenmedik görev bir türe indirildi. Artık bu 9 görev yerine sadece bir tanesini yapacaksınız gördüğünüz üzere. Kalfön kenar mahalleleri için 3 çeşit yemek pişirme, Heyder askerleri için 3 çeşit yemek pişirme, Veli denizcileri için 3 çeşit yemek pişirme şekilde idi eskiden. Artık direkt şöyle ekstra Heyder askerler için yemek pişirme sebze turşu oldu. 100'den fazla salamura sebze üretim ve teslim edin şekilde değişildi. Katkı deneyimi 300, onun dışında seçilen ödüller de bunlardan biri şekilde ayarlandı bilginize. Yemek pişirirken beklenmedik bir istek alma olasılığı eskisi gibi aynı kaldı. Sürpriz aynı anda yalnızca bir tür yemek pişirme ilgili istek işlenebilir. Yani o görev varken başka bir tane daha alıp böyle stackleyemiyorsunuz. O yüzden öyle bir yemek geldiği anda hemen durun, o yemeği yapın, sonra diğerlerine devam edin. Yoksa boşa gidebilir haklarınız. Güncellemeden önce yılına şaşırtıcı yemek pişirme istekleri de daha önce olduğu gibi işlenebilir. Yani bu yama gelmeden elinizi tutarsanız değişmeyecek. Emeklilik. İstenmeyen yanımda işi. Bu emeklilikte çevirdiği şey pension yani craftlarken bu kimyada özellikle çok oluyor ya random eşya atıyor onlardan kastediyor arkadaşlar. Konutlardaki kimya faaliyetleri sırasında elde edilen istenmeyen yan ürünler öğelerinin sayısı değişildi. Edinme olasılığı artık gördüğünüz üzere Kafras şu yıkım taşları, koruma, işte yaşam taşı, uydurukları ve kron taşının oranları arttı. Tabii ne kadar arttığını bilmiyoruz. Yeni eklenen ürünlere şu ne bu tahta yapıştırıcısı olması lazım. Deri cilası olması lazım ve ruhun gizem tozu yani yakıt. Kimya taşı yakıtı herkesin bildiği adıyla. Ve artık bu ürünlerde elde edilemeyecek şekilde ayarlandı. Altın sırt çantası, yonun parçası, şu 1G ile 1KG arası külçe ve kafras taşı 40-60 şekilde elde edilmiyor. Ama kafras taşı edinim olasılığı artırıldığında ortalama beklenen edinim değeri daha önce elde edilen kafras taşları 40 ila 60 kıyası dönüşüm sayısına göre daha yüksek olarak belirlendi. Bu nedenle öncekine göre daha fazla miktar kafras taşı elde edeceksin. Yani burada 40-60'lık kafras çıktı diye kafras çıktı diye düşünmeyin. Buraya tekli tekli eklendiği için artık daha çok alabileceksiniz bilginize. Ona göre ayrılan oranı. Igor Bartali cilt 8 bölüm 5 Tra Underkenim mu? Bu Underfoe değil mi lan çevirisi neyse. Yönlendirdiği top talim hedefinin konumu topun kurulu olduğu yerden daha net görüntülenecek şekilde iyileşildi. Eşya. Evet, şölende söylenen diğer şeylerden biri sonunda duyuruldu ve getirilme aşaması girişmiş. Günlük ve haftalık boss çarma parşömeni. Karar aracılığıyla boss çarma parşömenini elde etmeyi sağlayan tekrarlanan görevler artık kabul edilemeyecek şekilde değişildi. Zaten sahip olduğunuz boss çağrılanları resmi sunucu güncellemesinden sonra 2 hafta boyunca silinmeyecek ve güncellemeden 2 hafta sonra değerlerine göre gümüş paraya dönüştürecek. Silindiğinde gümüşe dönüştürmesi planlanan boss çağrılarının hepsi listesi aşağıdaki gibi. Zaten bunları bilmiyorsanız eğer bir çağrınızda büyük ihtimal alıyorsunuzdur eğer eski oyuncuysanız. Yeni oyuncuysanız almıyorsunuz. Bende bayağı fazla vardı. Bakalım kaç para dönecek bilmiyoruz. 2 hafta süre vermeleri de güzel. Yani oyuna eklendikten sonra
Hani 2 hafta içinde açıp bitirmek isteyen varsa açsın diye söylemiş. Güzel bir taktik. Çünkü direkt bu yama geldiği anda silselerdi, bazıları ise niye sildiniz ulan biz açtık diye ağlardı. Mantıklı olmuş. Ben beğendim. Ve diğer şölende söylenen şeylerden biri daha sonunda geldi. Akman ve İsteres sonrasında beklenen Dehkia'nın Sülfür ve Plaku versiyonları arkadaşlar. Dehkia Feneri artık Plaku Hapishanesi'nin belli bir yerinde kullanılıp Plaku Hapishanesi'nin sürüler kaosu uyanacak şekilde ayarlandı. Ne yazık ki gene Histeria ve Akman'daki gibi sadece iki yere ayarlamışlar. Niye bunu çölde böyle 2-2-2 yapıyor bilmiyorum ama hani biraz illa milleti dövüştürmeye mi çalışıyorlar, başka bir amaçla mı bilmiyorum. Çünkü Histeria özellikle Elten Pusulası gibi bir lanet varken 3 olmalı en azından. Hadi diğerleri 2 olsa bile. Yani bunlarda da 2 diyorlar, anlayabiliyorum ama bilmiyorum. Garip. Pusula tipi bir öğreniniz varsa avlanma alanı bilgi aracını talimatlar aracı yakındaki bir konuma yönlendirme kullanabilirsiniz arkadaşlar. APS'i 300 önerilen APS'i. Yetenek seviyelerine dedi bu her şey dahil. Hani I'da yazan potansiyelimdeki AP önerisi olarak da 920. Önerilen savunmada 400 ve bu yazılı olan tabii ki her şey toplam dahilinde 440 şekilde ayarlanmış. Ve Plaku Hapishanesi'ndeki mahkumlar ve gardiyanlar Dehkia'nın güçlü enerji tarafından baştan çıkarılır ve topraklarını işgal eden davetsiz misafirle sağlarlar. Void Prisoner, Dehkia Feneri'nin etkilen deli adamın dokunduğu piç... piç mi? Ney? Peki. Güçlü kılıç ustalığı kullanıyor. Bu yüzden dikkatli olmalısın. Zil çalıyor ve davetsiz misafir biskürtmek için akın ediyorlar. Evet, işte Google Translate çevirsin. Ganimetler, bilinmeyen harita parçası, Deboruka küpe, sicil, kafras ve üzerine antik dil yazılan... Kaydırmayı. Kadim dili yazılmış parşömen bu dediği. Okey. Bu arada yani ben gene tahminimi sunayım. Bunu ilk geldiğinde Dehkia, Akman ve Histeria millet çok deli gibi ooo Devoraka küpe diye hype'a girmiş ama bence çok hype'lamayan arkadaşlar. Bence slotlarda gene ana amaç şu bilinmeyen harita parçası elde etmek olacak. O yüzden Devoraka küpe atsa bile hani tamamen boşa dönmeyin, arada sırada bir atsın da hani bulunsun gibi konmuş olduğunu tahmini oranın. O yüzden yani çok aşırı böyle Deboruka için hype'lanıp gitmeyin. Bence buraya aynı Akma ve İstere dediğim gibi sadece pusula parçası lazıma gidin. Aksi halde onunla parti bulun daha kolay. Zaten onunla parti bulması artık gerçekten kolay bir şey. Dünya chatinden ve şeylerden, Discord'lardan. Plaku Hapishanesi avlanma alanlarına yol bulmada iyileşildi. Zaten berbat. Evet, bir de sülfür madeni Dehkia versiyonu. Rol sülfür madeni Dehkia feneri avlanma alanı eklendi. Dehkia feneri Plaku Hapishanesi'nde belli bir yerde kullandığınızda lav insan sülleri kaosu uyanacak. Toplamda yine iki yerde var arkadaşlar. Bunları da keseceksiniz. Rol sülfür madeni Dehkia'nın önerilen APS'i 300 yazılı, totalde 920. Önerilen savunmada 400, her şey dahil versiyonuna 440. Maceracının saldırısının gücü zayıflayan Lav kabilesi, Dehkia'nın güçlü enerjisi yer altında bulunan Lavları absorbe etmek için kullanarak güçlerini arttırmaya başladı. Lav kabilesiyle savaş sırasında ortaya çıkan kükürt paketini yok edersiniz. Lav'ın enerjisini hemen güçlü Lav kabilesini yere getirebilirsiniz. Ancak Lav'ın enerjisi çok güçlü olduğu için Lav'ın ısını hızlı ortadan kaldırmak için yakındaki püskürtücünü kullanırsanız Lav kabilesiyle savaşa daha kolay devam edebilirsiniz. Bunlar zaten mini oyunlar, hani anlamıyorsanız burayı niye okuyorum diye. Bu mini oyunla ilgili küçük bir ipucu veriyor. Daha düzgün bir yama notu gelince belki daha anlaşılır ama zaten hani çoğu grind atmak isteyen insan YouTube'dan direkt buranın mekaniği neymiş diye baktığı için çok da önemli değil. Ganimet gene bilinmeyen harita parçası atıyor. Debarka küpe atıyor. Manos işleme kıyafeti atıyor. Bu biraz ilginç olmuş. Sicil'in kolyesi, kadim dili yazılmış parşömen ve kafras taşı atıyor. Gene dediğim gibi harita için gidin. Aksi halde bence Deboraki için çok umutlanmayın. Konumları da bu arada şöyle ve şöyle. Yeni konumları bu haritası koymuşlar mı? Yok. Evet. Black Shrine içeriğinde Bambu Yaprağı komutanıyla yapılan savaş sırasında aşağıdakiler değiştirildi. Bambu Yaprağı komutanı savaş alanı terk ettiğinde Bambu Yaprağı komutanı ilk görünüm konuma dönecek şekilde değişildi. Ancak canlılık geri kazanılmaz. Maceracı savaş alanı terk ederse savaş alanındaki tüm canavarlar yok olur. Savaş bölgesine girmek savaşı yeniden başlatacaktır. Maceracı savaş alanı terk etmeden önce görüntülenebilecek bir uyarı mesajı eklendi. Yani ben burada işte çok sıkıntı çektim, hop dışarı çıktım, bir nefeslenip geri dönün derseniz arkadaşlar tekrardan sıfırdan başlıyorsunuz dövüşe, bilginiz var. İstek ve bilgi, yani görev ve bilgi. Jordan Saga'da ilerleyen karakterlerin aşağıdaki yöntemlerle ilgili bilgi edinebilmesi için iyileştirme yapıldı.
Bilgi adı Kral Çıldırıyor. Kalfi ölümünden sonra yaşam 3 günü tamamlamak. Heplan köyündeki Fjord'un muhteşem beyaz nevi Serendi Kara Ejder heykeli görevi tamamlandıktan sonra bir Registan Çiyan'ın açık hazine sandığını alıyorsunuz. Ve siyah kristalleri saflığı da Serendi'ye şiddetin kaynağı göre tamamlandığında Karoh ile konuşarak alıyorsunuz. Jordan Saga ve Serendi iki görevleri sırasında Karoh ve bazı karakterler ilerleme uygun konuşmayı yapacak şekilde değişildi. Simcheong'un gizemli balıkçı tankı bu akvaryum 50 yuva ölçüsünü almak için ilk önce anıları geri çağırma görevini tamamlarsanız artık Dorian'ın anıların nesneleri görevini kabul edemeyeceksiniz. Bir sonraki görevi tamamladıktan sonra artık Crucio Domangat ile konuşarak Crucio Domangat hakkında bilgi edinebilirsiniz. Serendi'ye Karajara heykeli ve Tanrı'nın çağrısı bilgileri. Evet, arka plan NPC efektler ve sinematikler. Bir gemiye binerken, otomatik olarak hareket ederken, hareket daha rahat hale getirebilecek bir sonraki konumun yakındaki resif kaldırdı. Narva Adası yakındaki ve ileri üst tedarik limanının yakındaki arkadaşlar. Şöyle, Kuit Adası'nın buradaki bu mercanlar. İleri üst tedarik yakınında dediği de burası. Tabi haklı oldum ben bilmiyorum. Evet, arayüz. Entegre ürün kullanıcı arayüzü mühür ölçüleri. Bu çok güzel bir olay olmuş. Ben bunu bayağıdır bekliyordum. Çünkü yani eski bir oyuncu olarak benim depolarımda bir sürü ayrı seal'la yani damgayla doluydu gördüğünüz üzere. İnanılmaz fazla BDO bir de damga eşyası tarz şeyler kullandığı için çok yorucuydu. Sonunda güzel bir quality of life geldi. Mühür eşyalarını tek bir yerde saklamanıza ve değiştirmenize olanak tanıyan entegre bir ürün kullanıcı arayüzü eklendi. İşçilerin ek olarak görevler yolla elde ettiği mühürler, yani bu nodlara yollamaktan kastediyor görev dediği. İmparatorluk ve smatlığı yolla elde edilen mühürler, bağlantı noktası, fetih savaşı yolla elde edilen madalyalar, balıkçılık yoluyla yakalanan kolekantlar ve benzeri bu eşya artık çantalarda veya depolarda saklanmayacak ve entegre edilen ayrı bir arayüze konacak şekilde ayarlandı. Bu nedenle çeşitli yerlerde bulunan NPC'ler aracılığıyla talepte bulunmak veya takas yapmak zorunda kalmak yerine bu kullanıcı arayüzü aracılığıyla anında takas yapabilirsin. Bu çok güzel olmuş. Yani mesela Shakato'nun işlemi var. Shakato'ya kadar gitmeniz gerekiyor. Artık gerekmeyecek artık. Direkt şuradaki gibi bir arayüze tıklayacağız. Buradaki listeden seçip takas edeceğiniz. İstediğiniz çağrıda, istediğiniz yerde çok iyi olmuş. Uzun süredir maceracılarla maceraya atıldığınızdan ve çeşitli mühür eşyalara sahip olduğunuzdan bunların daha rahat kullanabileceğini düşünüyorsunuz. Yani kesinlikle öyle. Ancak bu kullanıcı arayüzü şu ana kadar var olan çok sayıda mühür öğesinin tamamının kullanılmasının maceracılar için kafa karışıklığı yol açabileceğine karar verdik. Bu nedenle bu kullanıcı arayüzü yalnızca ana mühür öğeleri kullanıldı ve kategori sıralama veya arama işlevleri aracılığıyla kullanılabilir şekilde getirildi. Geçmişteki etkinliklere ait olan ve hali hazırda sona eren öğeler veya artık kullanmayan mühür öğeleri durumunda entegre ürün arayüzü güncellikten sonra bazı kullanıcılar tarafından kullanılabilecek şekilde bunları etkinlik ödül mührüyle değiştirmek istiyoruz. Bilginizde arkadaşlar. Tabi hangileri değişir hangileri değişmez bilmiyoruz. Yani şeyi kastediyor, bazı artık getirmedikleri etkinliklerin nişanları var. Mesela bak benim de burada depoda, gerçi bu gelmişti galiba da. Şu Golden Trop Coin 2 işte falan. Panto ve şu Jetina geliyor ama mesela şu Golden Trop Coin ve şu Golden Imp Coin bayağıdır gelmedi mesela. Bunun gibi şeylerden kasıyor herhalde nişanlardan. Mühür eşyalarını entegre etmek, yönetmek ve değiştirmek için bir kullanıcı arayüzü eklendi. Çantalarda ve depolarda saklanan çeşitli türdeki ana mühür öğeleri artık ilgili kullanıcı arayüzüne saklanacak. Entegre ürünler kullanıcı arayüzü aracılığıyla ailenizin ait başlıca mühür öğelerini kontrol edebilirsiniz. Entegre ürün kullanıcı arayüzü nasıl kontrol edersiniz de ya ekranın sağ üst köşesine görüntülen entegre ürünler simgesine tıklayacaksınız, bir sandık koyacaklar. Ya da menü ödüller F3'te entegre ürünler menüsü eklenecek. Yani buraya her bir şey eklediğinde bir insan korkuyor. Acaba bu sefer parlayacak mı, gözümü rahatsız edecek mi, yoksa işte daha ne kadar olacak burası diye korkuyor. Umarım kapatmanın özelliğinde bir gün eklerler bu spesifik şeyleri. Mesela ben bunu görmek istemiyorum belki. Mesela örnek veriyor ya da şunu. İşte. Aile başı sınırlı sayıdaki istekleri ve haftalık günlük değişim isteklerini zaten tamamladıysanız bunlar da kullanıcı arayüzünü görüntüleyebileceksiniz. Burada zaten örneği var gördüğünüz üzere. Şurayı büyüterek göstereyim. Nişanların listesi burada görüyoruz. Kategorileri de böyle ayrılmış vesaire. Mantıklı olmuş. Burada bu arayüzü sevmediğim tek şey şu aşağıdaki boşluklar çok fazla. Yani benim gibi böyle bir sürü nişanınız doluysa bile bu sayfa sığmayacak. Sürekli yukarı aşağı kaydırmanız gerekecek ki burada zaten kaymış gördüğünüz gibi. Bence şunların aşağısındaki bu gereksiz boşluğu, yukarısındaki boşluğu biraz kısıp daha böyle bir dikdörtgen boyutuna bir küçültüp
oraya yazsın isimleri ve şekilleri gözüksün. Hani böylece tek ekrana şu an kaç sığıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sığıyor ya. Onun yerine 30 tane sığsın bir ekran mesela. Daha güzel olur. Hani. Bence umarım o gereksiz boşlukları siler. Çünkü şu an çok yer kaplıyor. Tüm depolarda ve çantalarda tutulan aşağıdaki eşyalar arayüzde taşınacaklar ve arayüz üzerinden miktarını kontrol edebileceğin şekilde değiştirdi arkadaşlar. Tüm liste şu anlık böyle. Tabii ki bunu eklemeler, değişiklikler vesaire gelir arkadaşlar bilginize. Bu arayüzün resmi sunucuda güncellendiği tarihten 4 hafta sonra ailenin sahip olduğu aşağıdaki mühür eşyaları değerlerine göre etkinlik ödül mührü olarak değiştirilecektir arkadaşlar. Tüm liste şöyle var eğer bakmak istiyorsanız. Gördüğümüz var o gördüm. Zaten bitti yani. Artık çok geç. Artık next time haftaya. Buradan sonrasını biz anlatırız yani. Evet, gezgin kimyacı Dali Şeyin arkadaşı ışık taşlarını Dali Burcu. Dali Şeyin aracıyla takas ederken takas edilecek ışık taşlarının tanınmasını kolaylaştırması için bir onay penceresi ekledi. Bir loncaya katılmamış bir maceracı giriş ödüllerinin lonca ödülü sekmesini seçtiğinde görüntülenecek kısa yol tuşlarını içeren bir kılavuz eklendi. Eski ay Grand Prix'sine girildiğinde görüntülen metin değiştirildi. Düzeltmeler değişimler. Büyücü belli bir beceri başka bir beceri birlikte kullanırken ses efekti etkisinin daha yüksek çıkması zorunda düzeltildi. Karakter su altındayken kamera suya doğrultulduğunda karakterin saçları daha doğal bir şekilde açığa çıkacak şekilde değiştirildi. 6. nesil at zırhı elde etmek için kullanılabilecek bazı kutu eşya açıklamasındaki yazım hatası düzeltiyor. 6. nesil at zırhı dediği P6 at bu arada. Bir sonraki görevin özet açıklamasına boss ekipmanının takas edilebilecek mevcut eşya açıklaması düzeltildi. Sezon ve sezon şeyleri çok önemli diye geçiyorum bunu. Lonca Ligi'nde bir karakter öldüğünde belli koşul altında tam ekran kullanıcı arayüzüne Pearl Shop veya Skill Window yani K işte gibi gibi pencerenin çıkmama sorunu düzeltilmiş. Eski ay Grand Prix'sinde hareket ederken ve bir kontrol noktası geçerken yalnızca kamera görüntüleme hareket fonksiyonu kullanırken kamera dönüşün doğal olmayan sorunu düzeltildi. Ney? Yalnızca kamera görüntüleme hareket fonksiyonu mu? Lan yoksa şey mi? Yok değil. Bir an şey dedim acaba bu checkpoint geçildiği anda bir mini FPS drop oluyor. O mu düzeltildi dedim de değil herhalde. Öyle gibi durmuyor. Sorgu gemisinin görünen günah lekeli bu çanaktan bahsediyor arkadaşlar. Ahlak havarisi geçen hafta eklenen mekanik biz Kore'de ve 2 hafta önce globale bizde de bu hafta gelecek biliyorsun. Yani önümüzdeki hafta daha doğrusu. Ahlak havarisinin belli bir yerde vurulduğunda öldürülmeme sorunu düzeltildi. Balinos bölgesindeki Balinos savaş tutsağı Küçük Burun'a ana görev sırasında Jarrett'in bazı sesleri diyaloğa uyacak şekilde değişildi. Büyücü Uyanış Guardian tırpanı bağlantılı alıştırma görevinin özetinin karanlık komba becerisine nasıl kullanacağına ilişkin açıklama düzeltildi. Ulu kıta bölgesinde ben olduğumda sen görevi hedef metnini daha anlaşılır olacak şekilde düzeltildi. Talfion'un Elina müdahalesi görevi sırasında karakterin isminin diyaloglarının ifadesi düzeltildi. Çığırtkanın günlüğü bu zaman sınırlaması olan görevler. Zaman sınırlaması ile ilgili bazı satırlar daha doğal görünecek şekilde değiştirildi. Haftalık eksik varlık görevi tamamlandıktan sonra bile büyüme geçişindeki bir sonraki eşyanın tamamlanmama sorunu düzeltildi. Pardon, görevin tamamlanması sorunu düzeltildi. Silah liderin gizli enerjisini liderin katı krise değiştirin göreviymiş bu sorun. Sabah Krallığı yani ışık diyarı. Haftalık denizin ötesindeki sanat görevinin görev hedefi daha doğal olacak şekilde değişildi. Ulu kıta bölgesindeki bazı ara sahnelerde savaşçının savaş duruşu daha doğal görüntülenecek şekilde değişildi. Dalbeul köyündeki bazı karakterlerin isimleri ve replikleri daha doğal görünecek şekilde değişildi. Galfiyon başkentinin belli yerlerindeki duvarların görünümü daha doğal görüntülenecek şekilde değişildi. Arkeolojik haritası veya Rafi Bedmant'ın geçmiş pusulası kullanıldıktan sonra simgelerin arayüzde aralıklı olarak üst üste binme sorunu düzeltildi. Güzel bunu hatta geçen hafta bir demişti şu çan yüzüne harita atılmadığı gibi bir şey demişti ya da o herhalde o sorun. Kadim uyuyan zırhın özlem derecesinin ney? Hangi zırhı? Ha, Fallen God'un şeysi. Island versiyonu herhalde. Tiri olması lazım sanırım. Neyse. Yükseltme başarısı olursa seviyenin düşmesi ilişkin metin görüntülenmiyormuş. Bu düzeltilmiş. Araç görünüm yuvaları arasında boş bir yuva seçildiğinde görüntülen metin daha doğal olacak şekilde değişildi.
Bir yarış yarışçısını uyandırırken olasılık bilgilerine ilişkin bilgiler metinle örtüşmeyecek şekilde değişildi. Yarış yarışçısı bu Corsair yarış atı muhabbeti var ya o. Theo 9'u uyandırırken yani. Gamepad kullanıcıya düz kullanırken aşağıdakiyle iyileştirildi ve düzeltildi. Eşya araç ipuçları tüm depo özelliği automatik olarak eklenmesi ön izleme penceresine görüntülenecek şekilde iyileştirildi. Depodaki anahtar kılavuzu hizalaması daha doğal olacak şekilde düzeltildi. Tooltip yani. Aile çantasındaki anahtar kılavuzu gene tooltip. Otomatik yerleştirme hariç tutulduğunda açıkta kalmayacak şekilde değişildi. Geri dönen maceracılığa uygulanan 15 günlük değerli paket avantajının düzgün uygulanmama sorunu düzeltildi. Evet arkadaşlar, bugünkü global lab bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Dediğim gibi bu nişan şeyi ne kadar güzel olsa da neredeyse global lab onun dışında beni ilgilendiren bir şey yoktu. Umarım siz daha çok beğenmişsinizdir. Başka bir global lab'de görüşürüz. Videonun açıklamasına Twitch linkime tıklamayı ve kanala takip etmeyi unutmayın. Ama tabii ki de YouTube'u da seçmeyin. YouTube'da da aynı şekilde abone olmayı, kanala isterse 2,5 TL member olabileceğinizi, video like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Onun için de benim kanalı izlerken reklamları kapatıldığında çok mutlu olurum. Zaten tüm reklamı geçici formatta, ben de reklam sevmem biri olarak anlıyorum sizi. Ama benim kanalda bu konuda çekinmenize gerek yok. Çünkü hepsi bir tıkla geçilebiliyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye.